Bu dersimizde CSS içerisindeki class seçicileri nasıl kullanılır bu konuyu inceleyeceğiz. CSS içerisinde temelde iki tür seçici vardır. Class seçicileri ve tekil seçiciler. Eğer bir HTML tagına uygulamak istediğimiz bir class yapısı kurmak istiyorsak mutlaka baştan planlı davranmamız gerekiyor ki hangi sınıfları class yapısında oluşturacağız, hangi sınıfları tekil olarak kullanabileceğimiz yapıda oluşturacağız, bunu belirlememiz lazım. Eğer birden çok HTML tagına bir class'ı uygulamak istiyorsak bunun için kullanacağımız yapı class seçicilerini kullanmak olacak. Örneğin iki tane class oluşturmak istiyorum ve bu oluşturduğum class'ın özelliklerini birçok HTML tag içerisinde uygulama ihtiyacım var. Standart olarak başlık ve düz metin olarak yani açıklama satırlarının olduğu bölümleri düşünürsek bir metin içerisinde, HTML içerisinde başlıklar ve açıklamaları gibi bölümler birçok yerde olabilir. Bunlar için defalarca CSS class'ı oluşturmaktansa bunlardan bir tane oluşturup yani class seçiciyi kullanıp birçok yere, HTML içerisindeki yere uygulayabiliriz. Örneğin ben paragraf içerisinde kullanmış yapıya standart olarak büyük olarak ismini veriyorum. Büyük karakterle kullanılacak olan yapılara. Ve bir de P küçük karakterlerin bulunduğu class oluşturuyorum. İçerilerini dolduralım. P class'ı içerisinde P HTML tagı içerisindeki class yapısı, class özelliği büyük olarak ayarlanmışlarda kullanılacak. Yine P HTML tagı içerisindeki class yapısı, class özelliği küçük olarak atanmışlarda kullanılacak olarak iki tane CSS class'ı oluşturdum. Bunlardan font size'ı yapmam yeterli olacak. Font size'ı büyük olduğu için 18 piksel. Daha rahat görünmesi açısından ölçüleri biraz büyük ve daha küçük kullanıyorum. 10 piksellik bir ölçü kullanılsın. Renklerini de değiştirelim. Color ve font değil color yapısı içerisinde koyu gri renkte bir ton seçiyorum. Yapacağım işlem bu iki tane class'ı oluşturdum. Bu iki tane class'ı direkt uygulamak istediğim yere tanımlamam yeterli olacak. Yani sınıf şeklinde oluşturduğum için, sınıf şeklinde oluşturduğum yani class şeklinde seçiciyi seçtiğim için hemen ilgili uygulamak istediğim bölüme gelip class attribute'ü içerisine direkt büyük yazmam yeterli olacak. Yani burada dikkat edersek P'nin içerisindeyiz zaten. P'nin içerisinde kullanacağım class yapısı büyük. Bu benim verdiğim, benim belirlediğim bir isim. Ama P benim belirlediğim bir isim değil. Sadece benim seçtiğim bir HTML tagının ismi. Buna dikkat etmek lazım. Tekrar söylemek gerekirse büyük veya küçük olarak belirlediğim class seçicisini P HTML tagı içerisindekilere ancak uygulayabilirim. Hemen diğerini de uyguladım. Class içerisinde küçük olarak belirtiyorum. Gördüğünüz gibi istediğim yere uygulayabilirim. Hemen bir alt bölüme geçip buradaki class'a da küçük olan özelliği ikinci kez uygulayabilirim. Yani istediğim sayıda bu class'ları HTML tagları içerisine uygulamam mümkün. Ekranı resetliyorum. Gördüğünüz gibi F12 yapalım. Hemen gördüğünüz gibi istediğim yere 1 ve 2 yere farklı farklı uygulayabiliyorum. Bu şekilde sınıf seçicilerini kullanmamız mümkün olacak. Bir de sadece P içerisinde bulunan, P HTML tagı içerisinde bulunanlara değil, bütün istediğim her yere uygulayabileceğim bir yapı oluşturmak istersem, bunun için kullanacağım yapı, hemen üçüncüsünü oluşturarak devam edelim. Direkt nokta ile başlayıp İstediğim bir ismi buradan belirtebiliyorum. Kalın karakter yani bold olarak belirtmek istiyorum. Türkçe karakter kullanamadığımız için I yerine I kullanmak zorunda kalıyorum. Bunu da yeri gelmişken hemen hatırlatalım. Burada dikkat edersek yukarıdakiyle tek farkı belli bir HTML tagını odak almıyorum. Yani belli bir HTML tagını işaretlemiyorum. Hedef göstermiyorum. Her yere uygulayabileceğim bir yapı olduğu için başındaki HTML tagı ismini kaldırdıktan sonra nokta
mutlaka olmak zorunda olan bir yazım şekli. Çünkü noktayı kaldırmazsak farklı bir seçici haline gelecek. Noktayı kaldırırsak farklı bir seçici haline gelecek ve yanlış olacak. Bu sebeple kendimizin belirlediği bir isim ve sınıf seçici oluşturuyorsak, herhangi bir HTML tagı içerisine odaklanmıyorsak mutlaka noktadan sonra bizim belirlediğimiz Türkçe karakter ve boşluk olmayan bir isim kullanmamız doğru olacaktır. Bu işlemden sonra hemen font weight'i bolder olarak kullanalım. Şimdi dikkat etmemiz gereken diğer bir nokta. Ben P büyük olarak işaretlediğim, yani başlık olarak işaretlediğim satırın içerisine hem P nokta büyüğü işaretlemek istiyorum, kullanmak istiyorum. Aynı zamanda nokta kalın olarak, yani bir sınıf seçici olarak ayarladığım klası da uygulamak istiyorum. Yani iki tanesini uygulamak istiyorum. Bunun için iki tane yöntemimiz var. Bunlardan bir tanesi hemen büyüğün yanına bir boşluk koyup diğer uygulamak istediğimin ismini yazmam yeterli olacak. Burada dikkat etmem gereken konu, boşluk karakterini unutmuyoruz. Uygulamak istediğimiz her sınıfı bir boşluk kullanarak istediğimiz kadar uygulamamız mümkün olacak. Burada dikkat etmemiz diğer bir nokta, gereken diğer bir nokta, nokta işareti sadece sınıf tanımlaması yaparken kullanırız. Uygulamayı HTML tag içerisinde, sınıfı HTML tag içerisinde kullanırken noktayı kesinlikle kullanmıyoruz. Buna dikkat etmemiz lazım. Şimdi tekrar reset yapalım. HTML içerisinde görelim. Gördüğünüz gibi hem P nokta büyük klasını uyguladım, hem de kalın isimli klasımı da uygulamış oldum. Bir diğer yöntem ise burada birleştirmektense şöyle de yazabiliriz. Hemen göstermek amaçlı yazalım. Yukarıda büyük P olmadığını düşünürsek, büyük ve boşluktan sonra tekrar font gibi bir yapıyı oluşturabiliriz. Burada büyük olan alacak ve içerisine burada belirttiğim özelliği yazarak, ekleyerek, yani font weight gibi bir özelliği bekleyerek ikisini kullanacağız. Kullanırken de noktalama işaretlerini kaldırdığını düşünürsek, kullandığımız yerde klas yapısında büyük, boşluk, kalın font yazmamız yeterli olacak. Ama tavsiye edilen yöntem bir önceki gösterdiğimiz yöntem olacak. Yani belli bir HTML tagına odaklanmadığınız yazım şeklinde, kalın buna bir örnektir. İki tane tagınız varsa ve bir üçüncüsünü oluşturmaya çalışıyorsanız, bunların üçüncüsünde ise bir tanesiyle birleşimi gerekiyorsa, bunu mutlaka nokta kalın, nokta boşluktan karakterinden sonra birleştirmeniz mümkün olacaktır. Yani birçok alternatif şeklinde HTML içerisindeki CSS'de seçici yazmamız mümkün olacaktır.